Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika haberlere göre, asgari ücretle çalışanların kazançları Ağustos ayında gelir vergisi dilimine girdi. Böylece asgari ücretlinin vergi dilimi, geçtiğimiz yıla göre bir ay erken yükselecek. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Buna göre asgari ücretlinin aldığı maaş tutarı da değişmiş olacak. Asgari ücretlinin üzerindeki vergi yükü, pek çok kez gündeme gelen ve asgari ücretlinin eline geçen net rakamı azaltan çok önemli bir unsurdur. Bir ay erken yükselecek. Bu yıl vergi dilimleri belirlendikten sonra ortaya şöyle bir durum çıktı. Asgari ücretlinin vergi dilimi, geçtiğimiz yıla göre bir ay erken yükselecek. Böyle olunca da asgari ücretli olup bekar olmayan kişiler için ücret düşüşü bir ay erken yaşanacak. Bekar ve çocuksuz asgari ücretliler için yıl içerisinde vergi dilimi yükselse de ücrette kayıp söz konusu olmuyor. Ağustos ayı itibarıyla başlıyor. Ancak bekar ve çocuklu asgari ücretliler olmak üzere, evli, eşi çalışan çalışmayan ve çocuk sahibi asgari ücretliler için Ağustos ayı ile birlikte vergi diliminin yükselmesi nedeniyle net ücrette azalma yaşanması söz konusu olacak. Vergi diliminin yükselmesi nedeniyle ücretteki kayıp evli ve çocuklu asgari ücretliler için miktar olarak daha yüksek oluyor. Bekar bir asgari ücretli için kayıp ilave agi ile çözümleniyor. Ancak evli ve çocuklu asgari ücretliler için telafi yapılmasına rağmen kayıp yaşanıyor. Asgari ücretle birlikte zam gelen kalemler. Öte yandan 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş net olarak açıklamıştı. Kıdem tazminatı tavanı 7117 liradan 8651 liraya yükseldi. İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi. 1168 lira alanın maaşı 1420 liraya, 1389 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336 lira alanın maaşı 2840 liraya çıktı. İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan %21 oranında zam geldi. Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31 liradan 38 liraya, en yüksek ise 235 liradan 286 liraya yükseldi. Genel sağlık sigortası primi 88 liradan 107 liraya çıktı. Yaşlılık aylığı 711 liradan 864 liraya, engellilere ödenen aylık 851 liradan 1035 liraya yükseldi. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.